Merhaba, mutlak değerli limitler videomuzun alıştırma sorularını çözelim. Bir numara. Limit x eksi 2'ye giderken mutlak değer x eksi 2. Buradaki e, tekniğimiz neydi? Eğer mutlak değerin içi 0 oluyorsa sağdan soldan bakıyorduk. 0 olmuyorsa gerek yoktu. Burada da bakın, eksi 2'yi ben mutlak değerin içerisine koyarsam içerisi eksi 4 oluyor. Yani e, mutlak değerin içi 0 değil. O zaman ben direkt olarak bunun limitini düşüneceğim. Ama tabi bu ıı, limitin içerisindeki x-2 bu durumda yani x-2'ye giderken pozitif mi negatif mi bunu anlamam lazım. O zaman şimdi şöyle söyleyeceğim. Tabii ki x eğer eksi 2 civarındaysa bizim burada ıı, eksi bir değere sahip x o zaman yanında bir de eksi var. Yani demek ki bu mutlak değerin içi negatif olacak. O zaman şöyle söyleyeceğim. x eksi civarındayken x eksi 2 küçük 0'dır. Bu durumda da tabii ki biz bu limiti tekrar yazarsak o zaman mutlak değerden çıkartarak nasıl yazacağız? Başına eksi koyacağız. Çünkü içerideki x eksi 2 negatif. Ve bu ne olacak? Şimdi direkt olarak bunu da açarak yazabilirim şöyle. Eksi x artı 2 bir polinom olduğu için hemen yerine eksi 2 yazabilirim x'in. O zaman da sonuç nedir? 4. İşte bu. Gelelim 2 numaraya. Limit x 2'ye soldan giderken bir fonksiyon, x 2'ye sağdan giderken bir fonksiyon. Bu fonksiyonumuz da bizim böyle mutlak değer x kare eksi 4 bölü mutlak değer x artı 2 fonksiyonu. Burada şimdi hemen fark ettiğim bir şey var. Şurada daha bu limitlerle uğraşmadan önce bakın şunu fark ettim burada. x kare eksi 4 mutlak değer içerisinde. Biz bunu şöyle yazabiliriz. x eksi 2 x artı 2 ve bunu da mutlak değer x eksi 2 mutlak değer x artı 2 diye yazabiliriz. Bu nereden geliyor? Bu özelliğin gelmesi şuradan mutlak değer a çarpı b eşittir mutlak değer a çarpı mutlak değer b özelliğinde. Böyle bir özelliğimiz var mutlak değere ait. Buradan geliyor bu. O zaman ben şimdi şunu mesela yazacak olduğumda limit x 2'ye soldan giderken yukarıdaki mutlak değer x kare ye eksi 4 yerine şunu yazayım. Mutlak değer x eksi 2 mutlak değer x artı 2. Aşağıda da bir tane mutlak değer x artı 2 var. O zaman bunlar sadeleşsin. Hiç limiti almadan. Şimdi bakın ne oldu? Son derece basit bir hale geldi. 2'ye soldan giderken yani x 2'den küçükken. x 2'den küçükse 2'yi bu tarafa atayım. x eksi 2 ne olacak? sıfırdan küçük olacak. O zaman benim buradaki bu mutlak değer içerisindeki x eksi 2 başına eksi alarak çıkacak. Yani şu olacak. O da az önce de yaptık benzer bir şey. Neye eşit? Ve bu polinom olduğu için burada 2'yi yerine koyarsam direkt olarak eksi 2 artı 2 o da eşittir 0 çıkar. Yani soldan giderken böyle 0. Aynı şekilde sağdan durumunu da yazayım. Burada da yine tabii ki mutlak değer x artı 2'ler gidecek. x 2'ye sağdan gidiyorsa yani x 2'den büyükse o zaman yine 2'yi bu tarafa atarsam x eksi 2 büyük 0 olacak. Yani bu pozitif olarak çıkacak. O zaman şu x eksi 2 direkt polinom olduğu için hemen ben burada yerine koyarsam 2'yi 2 eksi 2, 2 eşittir 0. İşte bu. Peki 3 numara limit x 0'a giderken yine iki tane aynı fonksiyon ve limit x 2'ye giderken bu fonksiyonlar. Şimdi burada ilginç bir şey var. İlkinde x 0'a giderken bakın bu mutlak değerin içi burası eşit değildir 0. O zaman sağdan soldan bakmamıza gerek yok değil mi? Ama burada x 2'ye giderken bunun içi bakın 0 o zaman bunda sağdan soldan bakmaya gerek var. O zaman şöyle bir duvar koyalım buraya. Yani şöyle diyeceğim. Bunun mutlak değer x eksi 2 içi sıfır değil. Sağdan soldan bakmak gereksiz. O zaman benim şimdi bir tek burada emin olmam gereken şey bu mutlak değerin içerisindeki x-2'nin eksi x0'a giderken negatif mi pozitif mi olduğu. Hemen şöyle düşünüyorum. x0 civarındayken yani x'in sağında ya da solunda olması fark etmez. x0 civarındayken acaba x-2 pozitif mi olur negatif mi olur? Tabii ki negatif olur. Bu çok açık. O zaman şöyle yazalım. x-2 küçük 0 ve bizim limit ne olacak o zaman? Yani limit x sıfıra giderken eksi x eksi 2 bölü x eksi 2. Tabii ki bu x eksi 2'ler böyle sadeleşince burada eksi 1 kalacak. O da neye eşit? Sabitin limiti sabitin kendisi olduğu için eksi 1 e eşit. Burası bitti. Şimdi diğer tarafa bakalım. Burada x e, mutlak değerin içi sıfır olduğu için burada sağdan soldan bakmamız lazım. O zaman soldan bakalım önce. Limit x 2'ye soldan giderken mutlak değer x eksi 2 bölü x eksi 2. Burada nedir? x 2'ye soldan gittiğine göre x 2'den küçüktür. Ben x eksi 2'nin işaretini merak ediyorum. O zaman 2'yi bu tarafa atayım. x eksi 2 küçük 0 çıktı. Yani negatif. O zaman başına eksi alarak çıkacak bu. Yani nasıl çıkacak? Bu da eşittir. Limit x 2'ye soldan giderken eksi x eksi 2 bölü yine x eksi 2 burada. Bunlar sadeleşti. Ve ne kaldı? Bu da eşittir. Limit x 2'ye soldan giderken sadece eksi 1 kaldı ki onun da sonucu eksi 1. Evet o zaman şimdi bir de sağdan bakalım. Limit x 2'ye sağdan giderken bu sefer şimdi x 2'den büyük o zaman x eksi 2 büyük 0. x eksi 2 büyük 0 ise aynen çıkacak değil mi? Bu neye eşit olacak şimdi? Limit x2'ye sağdan giderken x-2 bölü x-2 ve bu x-2'ler sadeleşince bizim kalan limit limit x2'ye sağdan giderken 1 o da eşittir yine 1 çıkacak. Görüyorsunuz sol limit eksi 1 sağ limit artı 1 bunun anlamı bunlar birbirlerine eşit olmadığına göre limit x2'ye giderken bizim bu limit... Yok. 4 numaralı alıştırmamızda x1'e soldan giderken mutlak değer 1-x bölü 1-x artı x. Burada x1'e soldan gidiyorsa tabii ki bizim ne olacak? x küçük 1 olacak. Şimdi burada dikkat. Biz x eksi 1 değil, 1 eksi x oluşturacağız değil mi? O yüzden 1'i bu tarafa değil de x'i bu tarafa atacağız. Burada 0 kalacak, 1 eksi x. Yani 1 eksi x pozitif olacak. Yani mutlak değerin dışına artı olarak çıkacak. O zaman hemen buraya yazalım. Dikkat! 1 eksi x oluşturuyoruz, x eksi 1 değil. O zaman ben şimdi bunu tekrar yazarsam, limit x 1'e soldan giderken, 1 eksi x olarak çıkartıyorum bunu direkt. Burası da 1 eksi x artı x. Ve şimdi bu 1 eksi x'leri sadeleştirdikten sonra burada ne kaldı? Hemen yazalım. Limit x 1'e soldan giderken bunlar gitti 1. Bir de yanında x var. 1 artı x. Burada direkt olarak x yerine 1'i koyarsam 1 artı 1 o da eşittir. 2 işte bizim sonucumuz. 5 numaralı alıştırma x 1.501'e giderken mutlak x bölü x. Yine görüyorsunuz bakın x bu sayıya giderken mutlak değerin içi 0 değil sağdan soldan limit gerekmez. O zaman biz ne diyeceğiz? Tabii ki bu mutlak değerin içi negatif mi pozitif mi ona bakıyoruz ya. Bu tabii ki bu sayının civarındayken bizim x'imiz bu tabii ki pozitif bir sayı. O zaman hemen şöyle diyelim x 1,501 civarında pozitif. Yani biz bu limiti şimdi nasıl yazacağız? Direkt olarak pozitif çıkartarak x bölü x. Şimdi bu x'leri sadeleştirirsek 1 kalır. Yeni limitimiz şu. 1. Yani o da eşittir 1. İşte budur sonucumuz. 6 numaralı alıştırmamızda tabii ki bu kök x karenin esprisi var burada. Bunu ben tekrar yazarsam kök x kare dediğim şey benim mutlak değer x aslında. Limit x eksi 2'ye giderken mutlak x bölü x. Peki mutlak değerin içi 0 mı? Değil. O zaman sağdan soldan bakmak gerekmez. Ama x eksi 2 civarında olduğu için tabii ki mutlak değerin içindeki x de eksi. O zaman başına eksi değer alarak, eksi işareti alarak çıkacak. Yani bu eksi x bölü x diye çıkacak. Şimdi x'leri sadeleştirirsek burada eksi 1. Yani bu da limit x eksi 2'ye giderken eksi 1. O da eşittir. Eksi 1 olacak. İşte bu. Diğeri bu sefer yine bunu ben yazarsam bu şekilde limit x sıfıra giderken mutlak x bölü x diye. Bu tanıdık bizim için değil mi? Yani bu bizim tanıdık limit. Ve ne oluyordu bu limit? Biliyorsunuz uzun uzun bunu anlatmıştım videoda da. Bu limit bizim için yok. Evet bu kadar da alıştırmalarımız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.